Haydi bakalım. Evet sevgili seyirciler, Kudüs'ü Tebeşoğlu ile Büyüklere Masallar kuşağına hepiniz hoş geldiniz. Sizlere bu akşam Kral Çıplak masalını anlatacağım. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, ülkelerin birinde, hangi ülke belli değil. Evet sevgili seyirciler, kardeşlerim, dostlarım, abilerim, ablalarım, uzak diyarlardan birinde, bir ülkede bir kral yaşıyor. Babadan kalmış koca ülke, bekar. Dağılıyor, parada gani, her gece bir partileme çabası, her gece. Oh, oh, abicim ülkedeki istediği güzel manken kızı, bu çocuğun böyle bir durumu var. Arkadaş bir, iki yapıyor, üç, dört. Hiç gram kardeşim adamda fren yok. Her gün oturuyor ceviz, incir, kuru üzüm, yiyor yiyor falan filan. Ondan sonra fakat sıkılıyor. Spor arabalar alıyor, olmuyor. Bilmem neler alıyor, olmuyor. Kızlarla geziyor, yiyor, içiyor. Bir de şey, ondan sonra keyfi yerinde gayet güzel takılırken, abi ben sıkıldım diyor ya. Vallahi ben sıkıldım artık ya. Ya sıkıldı da neredeyse kes geliyor ya. Hayat o sıradan geliyor bana falan diyor. Ondan sonra ya bir şey bulmam lazım ya. Benim kendime bir şey bulmam lazım. Böyle hayat ya. Ben varlık içinde yokluk çekiyoruz, halimize bak ya. Asıl mutluluk bu değil diyor ya falan filan derken iki tane dolandırıcı sarayın önünde duruyor. Kafayı böyle kaldırıyorlar saraya, ikisi de böyle yan yana bakıyor. Diyor ki tokatlar mıyız? Bir de gidiyor tokatlar. İstersen diyor Terzi Bank diye bir şey uyduralım, para toplayalım halktan. Öteki diyor ki halka bunu yapmaya değmez. Böyle kansız olmanın gereği yok. Tokatçılık böyle olmaz. Krala çökelim diyor. Nasıl yapacağız? Krala gideceğiz, bir kıyafet diktik diyeceğiz. Bunu ancak akıllıları görür. Az akıllılar, akılsızlar, aptallar göremez diyeceğiz. O da havalara girip alacak diyor. Alır mı dersin diyor. Alır tabii diyor. Harbiden alır mı? Alır. Alır mı diyor. Ben uzattım falan derken bunlar sarayın kapısına geliyor. Güvenlikçi açıyor abi. Kime geldi o? Kendilerden biri de ki ancak sarayın kapısına da senin gibi biri konur. Kardeş merhaba. Biz terziyiz. Krala özel bir kıyafet diktik getirelim. Güvenlikçi kralın adını duyunca krala geldiyseniz kapılar açılır. Ede diye açıyor. Bunlar içeri giriyor. Geliyorlar. Arkadaş sarayın güzelliğine bak falan. Room of King. Bunu görüyorlar. Kral odası. Devlet lisesi mezunuyum ama bu kadar İngilizce biliyorum. Arkadaş kapıya geliyorlar. Tak tak tak. Kral diyor ki gel. Terzi diyor ki ne dedi? Ne bileyim ben. Kraldan ses geliyor. Gel. Gir diyor herhalde. Diyor falan. Bunlar kapıyı açıyorlar. Kral arkası dönüyor. Bunlara bir dönüyor, rüzgarlar esiyor. Bunun üstüne tirin tirin kıyafetler. Hayırdır, niye geldiniz benim sarayıma? Abi diyor, biz diyor, efendime söyleyeyim, terziyiz. Sana çok güzel bir kıyafet diktik. Ama bu kıyafetin bir özelliği var. Bu kıyafeti sadece ve sadece akıllılar görüyor. Aklı göremiyor bu kıyafeti diyor. Kral diyor, kul. Ne kadar ilginç. Göster bakayım kıyafeti diyor. Adam bavuldan çıkarıyor, şöyle bir silkeliyor. Efendim kumaşı bu. Şöyle abime göstereyim, şöyle silkelemeler falan. Alıyor falan, şöyle üstüne tutuyor falan, yana tutuyor. Böyle bir şeyler yapıyor, böyle bir şekiller falan. Kral diyor ki dur. Ha diyor, sen şey demiştin. Oo beğendim diyor. Kral akılsız şey olmamak için. Ne kadar güzel bir kumaşmış. Oo, bundan çok güzel şey. Oo falan abartıyor. Terzi diyor ki görmediği kumaşa amma abartıyor bu, ne biçim bir şey çıktı. Hanım çaktırma diye şimdi duyacak, alacak kellemizi. Oğlum diyor görmediği kumaşa oğlum siz sonra ne? Kral diyor ki ooo ne kadar güzel kumaş. Oo, falan. Tamam diyorlar, tamam ha beğendin kumaşı, neyse katlayalım, susmayacak diyorsa diyor katlıyorlar. Ondan sonra şap koyuyorlar. Diyorlar kralım bu kıyafeti giymek istiyorsan bize bir terzihane yapacaksın. Kral diyor ki terzihane mi? Diyor ki senin aklın fikrin oraya kalmış. Terzihane, terzihane. Kıyafet dikmek için yapılan yer.
Kral diyor ki tamam, hemen size kursunlar. Peki bunun için neye ihtiyacınız var diyor. Teri diyor ki bu balık mı yemiyor? Bunun kafa gitmiş diyor ya. Ya kıyafet dikmek için neye ihtiyaç olur? Kral diyor ki bana laf sokma senin diyor. Sen diyor hayırdır karşına? Yok diyor abi, yanlış anladın diyor teri. Kardeşi diyor ki niye boş lan adam kim? Kralım diyor. Tabii ki dikiş makinesine tıkı 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 diye çalışacağız. Kral diyor ki ver şunları dikiş makinesine diksinler. Bunlar oturuyorlar yalandan, dikiş makinesi çalışıyor. Kral bir gün geçerken bakıyor masada hiçbir şey yok, bunlar bir şey dikiyor. Diyor bunlar ne dikiyor falan. Terzi diyor ki geldi, geldi. Çaktırma, dur dur bak nasıl saracağım, bak bak seyret diye bak bak nasıl saracağım. Kralım nasılsın, iyisin? Sağ ol diyor, sağ ol, sağ ol. Nasıl, beğendin mi kıyafetim, bak duble paça yapıyorum diyor. Kral diyor ki hiçbir şey yok ortada, ne desin? Oo diyor, çok güzel. Vallahi ne kadar güzel. Duble paça değil mi? Bu yılın modası o. Oo geniş yaka mı? Oo slim fit mi dikiyorsunuz falan? Diyor slim fit dikmiyoruz ama seni bir... Sen haberin yok falan filan derken kral diyor. Neyse ben dolanayım falan diyor. Terziler gitti diyor. Gitti gitti gitti, rahat ol rahat. Ondan sonra o maçı 0-2 yaz ya diyor, tek geçti. O Bayern Münih yener onu falan filan derken günler geçiyor, kral huysuzlanıyor. Kral huysuzlanıyor. Dolabında p***lar, p***ler, son cinsler, bunların hepsi var. Fakat istiyor da istiyor, aptalların göremediği kıyafetini giymek istiyor adam. Arkadaş terziler çağırtıyor, nerede kıyafet diyor. Terziler diyor ki ya bitti bitecek, getir lan kıyafetim falan. Hemen diyor 10 dakika ver getirelim falan, gidiyor lan yürü şuna getirelim falan diyor, getiriyorlar. Kral bakıyor hiçbir şey yok ellerinde ama diyor ya aptal sanılırsam. Oo ne kadar güzel bir kıyafet dikmişsiniz, vallahi tebrik ederim. Vallahi billahi tebrik ederim, tebrik ederim. Oo hemen giyeyim falan. Terziler tabi tabi diyor, giyiyor. Arkadaş hiçbir şey yok üstünde, cırcıbıl, cırcıbıl. Niye yapıyorsun sen öyle? Onların üstünde bir şey yok diyemiyorlar ya. Çıkıyor ortalık yere, sarayın koridorlarında geziyor. Eller arkada, serbest böyle. Tövbe yarabbim sen bilirsin. Geziyor böyle, yardımcılar, yancılar, hokkabazlar, onlar bunlar, mutfak ekibi falan bakıyor. Diyor ki oğlum ne yapıyor bu falan. Beğendiniz mi takımımı diyor. Oo kralım çok güzel. Oo hem de askısı kendinden. Çok güzel valla, istediğini as falan derken kral diyor ki demek ki akıllı bunlar, geziyor falan. Halkın içine çıkıyor, geziyor falan. Millet korkusundan hayatta kral bir şeyin üstünde yok diyemiyor arkadaş. İçinden bir tane ateşli hastalık geçirmiş oğlan bağırıyor. Kral çıplak. Köy meydanında sessizlik. Kral diyor ki halkım ne kadar akıllı, içlerinden bir tane akılsız, bir tane abdal çıktı. Dönüyor bakıyor, senin için üzülüyorum diyor. Şu üstümdeki canım elbiseyi koremiyorsun ya, seni diyor Allah ıslah etsin. Deli diyor ki oğlum üstünde bir şey yok. Maşallah tebrik ederim, el sıkayım diyeceğim ama falan. Şaka yapma diyor, alın getir işini diyor. Alın getir işini. O günden sonra halk gıkını çıkarmıyor. Kral çıplak diyenin akıbeti belli değil. Ortada yok adam, ortada yok. Ortada gebetesini silmişler. Ondan sonra öyle geziyor işte, sarayda geziyor. Arkadaş yani kimse de bir şey diyemiyor. Bak hayvanlara iyi davranın. Bak hayvanlara eziyet edenin, köpeklere eziyet edenin, kedilere ve bilumum hayvanlara eziyet edenin, Yunus parklarında Yunusları havuzlara hapsedenlerin, bak bunu da burada söylüyorum. Kral da öyle geziyor işte arkadaş, bitti daha ne anlatayım ya. Adam üstünde kıyafet yok, cırcıbıl geziyor da, hadi ya.